Devam edelim. Kaleye gidelim ama dur, kaleye gitmeden önce şu üstümdeki adamların bir kısmını boşaltmam lazım. Çünkü Lezelit bana lord olarak değil de asker olarak katılmak istiyorsa yer olmadığından dolayı ne yapacağım? Kendisini alamayacağım. Cirt burada. Shadowrock, Felsafor, Bilye, Ana. Ana, ne yapıyorsunuz? Aha. Bunlar benim lordlarım bu arada. Lord Klargus. Kaçmış lan Klarguslara? Neyse, kendi lordlarımızı aramızı düzeltelim o zaman. Burada şey yapabilirim ha. Bak şu an kalabalık ankette. Şimdi ben... Ama yok ya, her türlü düşecek ki. Yani değişen pek de bir şey olmayacak. Bunlarla aramızı düzelteyim de sonra sıkıntı çıkmasın. Kim var? Gutlans. Kaç? 50, 50'ymiş. Neyse gitsin. Aha bak, Lezard burada. Aynen abicim. Bak şimdi tekrar hoş geldin diyorsun. Hop. Lezalit artık senin adamın oluyor moruk. Ama Lord Lezalit olarak. Bak. Aynen. 50 dinar para veriyordu adama. Helal lan Lezalit. Sonunda doğru adamı buldun ha. Doğru yolu buldun moruk. Maraş olarak mesaj etmeni istiyorum. Yeteneklerin hakkında. Oha, adam 7 level birden almış moruk. Sana ne oldu oğlum? Ne yaptılar sana? Demir vücut. Ne, hay yok yani, ne versek şimdi onu da bilemedim ki. Şöyle yapalım. Hepsini bir sabit diyelim belli miktara. Aynen. Şimdi. Oğlum şaka maka, ne versek lan. Atletizmi 4 yapalım. Tamam mı? Binicilik. Şöyle yapalım. Bak, birinciliğe de bir tane verelim. Tamam, yağması. Talimçisine bir tane verelim. Taktik, envanter yönetimi. Tamam, bu geri kalan 3 puan kalsın ya. Ciddiyim, burada kalsın. Okçuluğa verelim. Burada silah ustası 3'müş. 4 olsun. Bize lazım. Geri aslında 2 tane şey kaldı. Bunu da tam kalkana. Tamam, kalkana verelim ya. Güzel. Burada yaptığımız şeyler, hani neydi onları, veya bulunduğumuz girişimler karşılıksız kalmıyor abi. Lezzet'i aldık gördüğünüz gibi. Bu arada şöyle bir olay var. Bakın ben bunu denemiştim. Versiyon 1.153'te. Hani gidip de size tekrardan gelen herhangi bir derebey olursa ona tekrardan toprak vermeye çalışırsanız aranız direkt 100'den başlıyordu abi. Yani 86-100 civarından başlıyordu. Aramızın direkt %10 başlaması iyi mi? Tabii ki. Hani buna şey derler, hani kıymetimiz bilindi. Hani. Hani adam bizi anladı. Şeklinde yorumlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Burada Lezalit'e Nara'yı verebilirim. Ama Lezalit'in malı mı yeter mi? İnanın hiç bilmiyorum. Abi Lord Lezalit. İnşallah 300 değildir bu arada. Aynen. Burada biz Lezalit'i böyle hülo diye aldık ama umarım gruptan biriyle vs atmaz. Buna hiç bakmadık ha. Yani vs atar mı, atmaz mı, atarsa kimle atar? Lord Aydin gene mi güzel kardeşim benim? Yani gene mi? Tridan 109. Toplayalım ya. Aynen. Şey diye düşündüm. Diyelim şenlik asker yeter mi diye düşündüm de. Yani birazcık daha toplayalım. Lord Goodlands ile ilişkisini kötüleşerek 51'den 53'e gitti. Kankacığım, keşke farklı bir krallığa sürgüne gitsen de ben senden kurtulsam ya.
Bunu ciddi söylüyorum bu arada. Bu arada şey yapmayı düşündüm şu an. O altın yine 150 bine kadar gerilemiş. Wow. Yaya, zırhlı süvari ve son olarak şövalye. Bu arada şunu fark ettim. Grupta talimci yeteneği yüksek birileri varsa şeyi grubu çok daha hızlı terfi ediyorsun abi. Bak Lezalit gelmeden önce tamam mı? Grupta sadece benim talimci yeteneğim yüksekti. Lezalit geldikten sonra talimci yeteneği direkt birden fırladı lan. Yani daha doğrusu askerleri hızlı bir şekilde terfi etmeye başladık. Bir kısmını buraya yerleştir. Ver bakayım zırhlı süvarileri. Oradan Emir'in köyüne doğru geçelim. Okey. Lord Kralı'ndan Merga kaybetti. Lord Kutlans. Lord Lakem de burada. Toadsar. Burada Gutlands kazanmak istiyorum ama ne yapabilirim inan hiçbir fikrim yok. Ya şöyle şimdi adamla altın yoluyla aramı sıfıra indirip üstüne şehri versem bile o adamla benim aram 20-30 olacak. 20-30'dan sonra şimdi ben bu adama verecek kale veya şehrim kalmayacak abi. Versem bile bakın versem bile abartmıyorum bu arada en az 3 tane şehir işte 2 tane kale falan vermem lazım. O da sıkıntı yani bana. Turuyor ile ilişkiniz iyileşerek. İyi, iyileşiyor. Bir iyileşme söz konusu ya. 94 kişiyiz şu an. Güzel. Burada grup kaç kişilik? Tekrardan 109'a düşmüş. Peki. Aynen abi bak acemileri direkt terfi edebiliyoruz bu arada. Yani acemilerin hepsini direkt olarak terfi edebiliyoruz. Buradan alalım. Buradan alınca da yeter diye düşünüyorum. Oğlum yetmedi lan. 98 kişi olarak kaldık. Neyse rehabilitete gidelim oradan da Ivory'ne geçelim. Place tekrardan bizim tarafımıza geldi abi. Oğlum siz şaka mısınız ya? Abi bunlar cidden şaka. Almayacağım oğlum sizi almayacağım. Alo. Abi gelmek istiyorlar da gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlar da gelmek istiyorlar da. Yıldım oğlum ya. Ha şimdi alacağım kullanacağım. Yani kullanmak amaçlı alacağım. Ondan sonra belli bir zamandan sonra karşı krallığa dönecekler. Bunun olmasını istemiyorum bu arada. Yani bakın abi şöyle bir olay var. Bize zorluyor tamam iyi güzel hoş hani sürekli bize katılmak istiyor falan filan da. Ben şimdi bunu yanıma alacağım tamam bu adamı toprak vereceğim ondan sonra gidecek karşı krallığa katılacak. Benim için dert bu arada. Hiç almayayım ya kalsın. Bu arada hani oyunun size öğretmeye çalıştığı şeylerden biri de bu. Bakın gerçekten bu çok hoşuma gitmiştir benim. Hani yanınızda da gerçekten size bağlı olmayan insanlar varsa uzaklaştırın gitsin abi. Öbür türlü ilerleyen zamanlarda siz farkında olun veya siz farkında olmayın sizin için çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Boş ver gitsin o yüzden. 8500 bak normalde mesela 6500'dü bu rakam. Lezzet geldikten sonra 8500 oldu. Wow. Ya oğlum ben o zaman bütün yandaşlarımın talimci yeteneğini yükselteyim yani. Sabah akşam asker basalım. Hop 200 IQ. Lezzet'e bir birlik çıkarsak mı ya? Köy versek mi Lezzet'e? Köyü versek şöyle bir durumunu bir incelesek sanki fena olmaz ha. Buradan bunu verdik. Okey. Bekleyelim bakalım bakalım. Bu arada
şeye gidip benden olan lordlarla aramı iyi yapabilirim ya. Lady var mı? Lady? Lady yok. Sadece kendi lady'm var. Lord Melezak Kumyup Baduru. Ama şaka maka lady yok. Ulak karakolunda yapalım. 3000 altın verdik. Okey. Az bu arada. Buradan Uskuru köyünden alacağımızı alalım. Sonra da geçelim. Nord krallığına dedik Kerkistan. He işte ya şöyle açıcık diğer krallıklara gidin oğlum. Yani ne işiniz var benimle ya? Mağara köyüne gidelim. Bakalım bakalım oradan asker alabiliyor muyuz? Şöyle bir geçiş yapmayı düşünüyorum bu arada. Kutlans ile aramız hala kötüleşiyor. Güzel. Demek ki doğru yoldayız. Kutlans bu arada biraz savaş neydi onun adı? Hani savaşı seven derebeylerden biri. Hani ve sadece savaş için tarafım gelmiş ama güzel kardeşim benim kusura bakma yani ben sürekli savaş halinde olamam çünkü çok fazla yıpratır beni. Daha doğrusu beni değil. Hızlı geldi bu arada. Bunlar benim canımı yakabilir. Abi haydutlara niye tek atamıyorum? Bana bir mantıklı bir açıklama yaparsan çok sevinirim bu arada. Al. Az vuruyorum bu arada. Yani güçlü darbe. Elimdeki silah mı paslandı bilmiyorum ama az vuruyorum abi. Yo usta işi. Elimizdeki silah bu arada hiçbir zaman paslanmıyor. Paslanma diye bir şey yok ama az vurduk. Beklediğimden çok daha az vurduk. Şaşırdım. Asker alabiliyor muyuz? Muhtemelen evet alabiliyoruz. Köyüne doğru geçiş yapalım ya. Güzel buradan 5 kişi aldık. Bu arada şey yapabilirim. Bu etrafımdaki köylere görev yapsam ve sadece buralardan asker toplasam benim için fena olmaz ya. Hatta bu dediğimi yapacağım bu arada. Yani hemen şu an şu dakika yapabilirim. Yelebe birazcık uzak kalır ama şu emirin pardon tisipat birazcık uzak kalır. Ama onun dışında buradaki köylerle aramı iyileştirmek için görevleri yapabilirim. Kimle? Boyar Turya ile aranız iyileşti. Jarl Eirik ile aranız iyileşti. Güzel. Jarl Eirik farklı bir krallığa gitmiş. Şimdi kimi göndermekte kaldı? Turya'yı göndermekte kaldı. Turya'yı burada ben sürgüne yollarım. Yollamasına da derebeylerimle aram çok kötüleşir ya. Ve bunun olmasını istemiyorum. Ha tabii şimdi şöyle de bir olay var. Yani 30-40 tane derebeyim var desek. Hepsiyle aram mesela birer birer kötüleşse. Turya ile aram zaten 50. Ha 100 olana kadar da bende kalacak. Aslında şu an değişen pek de bir şey yok. Sadece bir adamla %40 %50 şey yapmaktansa. Acemileri terfi ettik. Tamam şimdi bunları verdik. Bunları da verdik. Pazar yerinden açıcık böyle farklı gıda varsa onlardan alalım. Tamamdır. Allah'tan açıcık dedim bu arada. Ana gidip bakalım. Kılıçlı Manili asker gezgin. Tamamdır. Şimdi emirinden başlayalım ya. Emirin özellikle emirinle aramın iyi olmasını istiyorum zaten. Burayla aramız o kadar kötü değil. Ama o kadar iyi de değil. Muhtemelen ilk görevi verecek işte. Askerlerle asker eğitimi. Kaç hayvana ihtiyacınız var? Kaç? 8 tane çıkma. Tamam. Burada gönüllü toplayabiliyor muyum? Güzel. Hemen sana 8 tane küçük baş hayvan götürüyorum. Hemen güzel kardeşim senin. Burada Yelibe'den götüreceğim. Onun sebebi de şuradaki kavisten dolayı. Yani inekleri şurada döndürmek birazcık benim için sıkıntı olabilir ama Yelibe'den Emir'in köyüne direkt yani dümdüz bir yol olduğundan dolayı direkt götürebilirim abi.
Bu arada buraya gelmem benim için iyi oldu bu arada. Hemen şuradan merkeze gireyim. Hem oradan bir görev daha alayım. Köylüden. Hem de buradan inek alalım abi. Bakalım köyün yaşlısı nerede? Burada mı? Hayır değil. Ay, savaş atıyla buralara çıkmak zor oluyor ya. Köy yaşlısı. Tamam, bu tahıl istiyor. Tahılı getiririz bu arada. 5 artı 3'ten. Yani 8 tane oldu. Hop. Sığırları uzaklaştır dedik. 8 tane istemişti değil mi? Aynen. Aynen du aynen. Şimdi ikindi birazdan akşam olacak. Sığırlar bize o zaman sıkıntı çıkartabilir abi. Bundan dolayı gözüm kulağım gibi bakmam lazım. Ve bir de dibine gitmem lazım tabii sığırların. Çünkü görüş açısı gece bildiğiniz gibi daralıyor. Alacakaranlık oldu. Ama götürdük ya. Aynen, götürdük güzel. Gidelim soralım başka bir görev istiyorlar mı var mı yok mu? Abi bu ne? Ey yeter ama. Oğlum bu ne? Adamlar blokluyor da blokluyor. Şaka mısınız ya? Ne kadar daha iyiydi? Ben Rodok krallığını yok etmedim mi oğlum? Güzel. Kardeşim bu tokmakla neyse. Tamam sakin. Sakin. Köy yaşlısı karşımızdaydı. Burada tahılı çok rahat bir şekilde diyelim şehrinden elde edebiliriz. Orada birazcık tahılı vardı çünkü. Al bakayım bir kardeşim benim. Başka bir işiniz var mı? Tamamdır. Ya buradan yine bir gönüllü topladım. Burayla aramız 18 oldu bile. Wow. Şimdi Emir'inle aramız 18. Yelebeyle birazcık daha aramızı arttırmak istiyoruz. Ondan dolayı ne yapalım hemen? Öncelikle şu çaylakları bir terfi edelim. Umarım tahıl vardır ya. Ama vardı burada tahıl. Aynen. Alalım fazlasını biz yeriz zaten. Kim? Okey. Devam edelim abi. Yelebeye doğru devam edelim. Aklımda şey var. Yelebi'deki görevi bitirdikten sonra Yelebi'ye bir daha soracağım herhangi bir göreviniz var mı diye. O yoksa oradan Tisipat'a geçeceğim. Hani eğer yine askere eğitme görevi çıkarsa sıkıntı yok zaten. Yelebi'ye geldik. Güzel. Aramız 5'miş köyle. Böyle bir 20 bandında olsa benim için hiç fena olmaz bu arada. Bu arada aklıma şey var. Bu oyundan sonra acaba hangi oyunun videosunu çeksem diye düşünüyorum da böyle klasik oyunlardan birinin videosunu çekmeye niyetim var bu arada ya. Şimdi diyeceksin o oyun hangi oyun diye. Al bakayım. Okey. Buradan bir tık gönüllümüz daha var bu arada. Call of Duty ya da NFS Most Wanted'ın 2005 versiyonu var da hangisini çeksem bilemedim. Muhtemelen Call of Duty çekeceğim de biraz FPS oyunu oynamak istiyorum. Abi FPS oyunu oynamak istememin sebebi şu bakın onu da burada izah edeyim ben. Çok fazla LoL oynadım yani birazcık takıma dayalı oyunlar bunlar. Ve hani bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Takıma dayalı oyunlar oynadığınız zaman hani başkasıyla işte uyumunuz ya takım ilişkiniz ne bileyim bunlar güçlü olması gerektiğinden dolayı. Bu tip insanlar sizi belli bir yerde yıpratıyor. Ve bu gerçekten yani bu böyle bir yıprama var bu arada. Ve hani insan böyle işte birazcık daha böyle yalnız takılabileceği oyunlar istiyor. Mesela benim gibi yani Monplate, Warband gibi League of Legends oynadım. Yani arada da hala oynuyorum. Mesela yok yani. Cidden olacak gibi değil. Hani en azından şu an ara sezon döneminde bu arada. Ben bu videoyu çekerken ara sezon döneminde. Muhtemelen
muhtemelen bitecektir ara sezon. Hani ne oldu? Hop Emre'ne gidelim. Tamamdır abi. Şu an ara sezon döneminde ama yani yeter. Gerçekten yeter. Yani insanlarla hele hele TR serverında, League of Legends'ın TR serverında blokla bloklayacağım mı? Yok. Bunları bloklamayacak. Bloklasaydı bir tane bloklattırıp ben vurduracaktım ona. Ayrılalım. Buradan acemi alalım. Milis alalım. Okey abi, gönlümüzü toplayalım ve yine eğitime başlayalım. Dört tanesinin pratiği kaptığını düşünüyorum. Hülo. Oha, ona nasıl tek atamadım? Bayıldılar bu arada. Bu arada evet, o adama tek atamayınca şuurum birazcık kırılmış olabilir. Oğlum o adama hız bonus eksi 37 olarak nasıl hesaplar ya? Are you serious? Hülo. Tamam. Bak bu adam, bak bu adam dojladı abi. Şimdi biz vurmayı deneyelim. Bak vuruyorum. Ya kankacım, yani sadece ilk vurduğumu dojladım be. Onun içinde ben bir tane vurdurdum sana zaten. Bu muhtemelen sonuncu bu arada. Çift STR Kaos tarafından bayıltıldı. Güzel. Hop. Güzel vurdun. Bir daha vur bakayım. Helal lan sana. Vur bakayım. Tamam, dojladım. Vurdum. Şimdi ben dojladım. Bak senin de dojlaman lazım ama adam dojlamıyor işte. Hani bloklamıyor daha doğrusu. Dojlamıyor demeyelim de. Sonuncu demiştim, yine olmadı. Burada Nord Krallığı. Kardeşim sen benim yaptığım kışkırtmalara kim hayırdır, sen karşılık vermiyorsun? Ha? Bekle bekle. Tabii şimdi değil de. Bak güzel, bu adamlar dojluyor. Bayılt kanka, bayılt bayılt. Aynen. Adamları blokladığı için kendimi bayılttırdım bu arada. Hani bu şey demek işte. Eğer bloklarsanız savaşı kazanabilirsiniz demekti de, yani yine de pek şey olmadı. 30 tane sıvadalı zırhlı süvarim oldu. Bunları gidip bir ara terfi ettirmem lazım orada. Yağmacılar kardeşim, ben geliyorum. Yağmacılar da olmasa elimizdeki askerleri terfi edecek herhangi bir yerimiz yok ha. Güzel işte, bak normalde mesela böyle olmasa ama oğlum havada uçarken kaç? Eksi 9 vuruyor bu arada. Tamam, bir tane vurdurdum. Bak. Dojladım. Bak senin de dojlaman lazım ama. Blokla. Güzel. Şimdi vurabilirsin. Oğlum bu kadar fazla vurmasını beklemiyordum bu arada. Neyse. Bu arada benim taktiğim işe yaramıyor ya. Şu an birazcık onu fark ettim. Ne, o zaman vurup geçelim abi, yapacak bir şey yok. 3 tanem, hadi gelin. 3 vs 1. Tamam. Boom. 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 Al güzel kardeşim. Al, üçünü de havaya ettik. Hadi bakayım. Aynen. Demek ki neymiş? Neyse tamam, sakin. Destek kuvvetleri yetişiyor diyor. Hangi destek kuvvetler? Hop. Tabii ben yolu birazcık uzattım gibi geldi ama yani o köprüden geçeceğime yolu uzatmak bence her türlü daha iyi. Hop. Şu arkada biri var sanki. Güzel kardeşim, sen ne yapıyorsun orada tek başına? Cida sıfır hasar vurdu bu arada. Nice. Bu adamları indirelim abi. İndiremiyorum orada. Oğlum hepsi de bir. Güzel abi, hepsini bitiriyoruz. Üç kişi kaldı. Hadi öldürün de geçelim ya.
Herhalde lan. Vur lan çiftçi. Lan çiftçi. Lan siz kimin çiftçilerine saldırıyorsunuz amık? Okey. Ready ettik. Güzel, buralarımız 25 oldu bile. Şimdi TC Butler yoktu, Yeli Bey ile yoktu. O zaman ne yapacağız? Tabii ki Uskuru'ya gideceğiz. Sağlayalım zırhlı süvari. Okey. Hop. Zırhlı süvarilerimizi verelim ve kaldığımız yerden devam edelim moruk. Uskuru köyüne doğru devam. 638 kişi oldu bu arada bu diğerim şehri. Bayağı da asker oldu. Langutlans hala buralarda mısın lan? Uskuru köyü gelişiyor gibi görünüyor. Bak sen. O zaman Uskuru köyünün gelişmesine daha fazla yardımcı olur. Bak yaşlı direkt şurada gördüm. Bir bakışta gördüm. Genelde yüksek yerlerde oluyor yaşlılar. Hop. Köy yaşlısı diyor. Abi. Burada şey kabul etmedi, yardım kabul etmedi. Amele köyüne gidelim bakalım. Amele köyüne. Amele köyüne bakalım. Şimdi bizim için önemli olan Yalibe ve Emir'in köyleri. Oralardan bayağı görev aldık. Oralarla aramız bayağı iyi. Şimdi köy merkeze girip bakalım yine istediklere herhangi bir şey var mı diye. Orada köylerin mimarisi ne kadar farklı lan. Mesela şuraya baksana. Muhtemelen yaşlı şu. Seher kanka. Köylüymüş. Yaşlınız nerede? Şu mu? Ha şu. Bak buldum. Aynen. Yok. Harbi diyorum yok. Yani direkt yok. Neyse. Sağlık olsun. En azından kalan sağlar bizimdir. Karindi köyü yardım eri gavva askerleri tarafından yağmalandı. Ehler daha köyüne gittik. 5 kişi. İyi. Güzel. Elimdeki Svadyalı süvari sayısı muhtemelen şu an yeterli. Ama şu anlık yeterli. Eğer çatışma sırasında hüsrana uğrarsam bana çok daha fazlası lazım bu arada. Ha, uğrayacağımı da sanmıyorum bu arada da. Şu an şeyi düşünüyorum. Yeteri kadar asker topladığımı, işte diyelim şehrine gidip bu askerleri terfi amaçlı yağmacıların yanına götürmem gerektiğini düşünüyorum aslında ve muhtemelen bunu yapacağım aynen. Tisipat köyüne gideceğim. Buradan alacağım, son askeri alacağım abi, oradan direkt hop diyelim şehrine. Zaten bir tane asker verdi. Okey. 68 kişi. 68 kişi ama şey önemli mesela, Svadyalı zırhlı süvari kaç tane? Kaç Svadyalı zırhlı süvarim var yani? Diyelim şehrine geldik. Güzel. Hemen bakalım abi kaç tane Svadyalı zırhlı süvarimiz varmış. Svadyalı şövalye, Svadyalı zırhlı süvar 161 tane. Tamam bu yeter, hatta üstüne artar bile yani. Bizim çaylakları verelim. Bütün Svadyalı zırhlı süvarilerimizi alıp hop. Asıl talim alanına doğru geçelim abi. Asıl ya talim alanından kastettiğim tabii ki yağmacılar. Ymira güçlü germesi 2 imiş. Şöyle yapalım. Güçlü germesini 4 yapalım.
Ya da şöyle yapalım. Bir tane güçlü gelmesini bir tane de silah ustasına mı versek? Direkt bir tane mi silah ustasına versek? Bir tane silah ustasına versek bu arada okçuluk yeteneğini arttırabiliyor muyuz? Okçuluk yeteneğini arttırabiliyoruz. O zaman okçuluk yeteneğini arttıralım bunu. Şimdi bir tane daha zeka verip aslında güçlü germeyi arttırabiliriz. Böyle yapacağım ya. Aynen. Güçlü germeyi arttıracağım. Bir sonraki level'da çünkü direkt güçlü germesinin 4 olmasını istiyorum. Şöyle gidelim bakalım. Oğlum siz hala kaçıyorsunuz mu lan? 4-7 gel buraya gel. Çok, size bir şey mi? Çok iyi denk geldi var ya abi. Aşırı derecede iyi geldi. Tabii görüş menzilimden çıkmazsa. 4-7'ye 5-4 hadi lan. Olacak karanlık oldu. Yok yok çıkmayacak. Harbi çıktı. Aa çıkmadı. 2-8'e 3-2 aynen. Sıfır sıkıntı moruk. Gel bakayım buraya. Lan gelecek misin? Bir taraftan da şeyi bekliyorum. Şimdi gece yarısında terfi geliyor ya. Tamam. 8 tane şu var. Gel bakayım buraya gel. Seni bir yutamla sen bir kendine gel. Demek 50 tane oradan ayrılmış kıdemli ha. Burada bunlar birazcık atlı olabilir, birazcık yayı olabilir. Evet bakalım hepsi atlıymış abi. Öyle bir ihtimal de var bu arada. Kıdemlerin şaka maka sağ solu belli olmuyor bu arada. Yani bazıları atlı oluyor, bazıları yayı oluyor. Onun algoritması neye göre öyle inan hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen şey neydi onlar da? Muhtemelen bir asker çok fazla kıdemli kaldıysa muhtemelen otomatik olarak atlıya dönüyordur diye tahmin ediyorum. Hop. Bu yönde mesela kıdemlerin algoritması beni çok şaşırtmıştır. Normalde mesela şey yoktur. Hani neydi onları? O oğlum yani nasıl yatırabiliyorsunuz ki? Normalde mesela şey yoktur. Böyle sen ne yapıyorsun? Güzel abi kazandık. Normalde mesela böyle bir asker yoktur abi cidden. Oyunda mesela kıdemlere acıcık da olsa saygı duyarım. Geçelim burada. Şaka maka askerlerimizden biri öldü ha. Adam direkt öldü yani moruk. Hani dümdüz öldü yani. Ölmesini beklemiyordum bu arada oğlum. Yani o kadar ilginç ki. İki tane kaybımız var. Bak iki tane kaybımız var. Turiye burada bu arada. İki tane kaybımız var. Bunların biri ölü biri yaralı. Ve takımımda Jeramus var abi. Jeramus vardı mı lan? Aynen takımımda Jeramus var. Çok ilginç. Bu arada Jeramus level mi almış? Ya bunluk level almış. Bu adamın biniciliğini yükseltecektik sanki. Aynen. Bir de güçlü germesini mi yükselteceğiz? Yok bu adam ara level et kullanıyor zaten. Ne yapalım biliyor musunuz? Buna şöyle bir şey yapalım. Buna zaten at vereceğiz. Bundan dolayı atletizm basmaya gerek yok. Kalkanını verelim. Ve bu arkadaşa bir tane arala bilet ayarlayalım abi. Bu arada bir tane de at vermem lazım. Onun da farkındayım. Güç çeviklik. Güce bir versek. Aynen demir vücut açılıyor. Okey. Tamam. Bir tane at borcumuz var şimdilik. 108 kişiydi abi. Wow. Jarl Ryak buradaymış. Okey. Ana gidelim. Pusum attılar lan. Atmışlar. Tamam. Buradan tereyağı alalım. Bulu alalım. Tahıl zaten yeteri kadar var. İki tane de ekmek alalım. Vay tahıl bile yeteri kadar yokmuş burada. At tüccarına bakıp bozkır hücum at. İş görürüm. Tabii ki görür. Yok da yani niye görmesin? Kime verecektik bunu? İyiyim. Bunda vereceğiz. Bunduk adamım. Ne haber dude? Bu arada bu adama verebileceğimiz arala belet var mı? Bir de ona bakalım. Genelde arala beletlerin şeyde olmasını beklerim bu arada. Aynen. Birazcık daha işte Rodok şehirlerine işte Velujadır ya da ne bileyim işte.
Yarenler falan filan oralarda olmasını beklerim ya da işte Swadyalılarda olmasını beklerim, işte Suna, Uxalla falan filan olmasını beklerim. Derebeylerim umarım yeteri kadar dinlenmiştir. Çünkü en zor krallığa gireceğiz abi. North krallığına gireceğiz. Hani direkt North krallığına gireceğiz yani. O birazcık sıkıntı olabilir bu arada ya. Yani cidden North krallığına girmek 18 kişi, uğraşmam. Aha 39 kişi. Aha lan sen 39 kişi misin? İnşallah hala oluyor öyle duruyordur. Sanmıyorum bu arada da. Oo kanka ne haber ya? İşte bir gelele. Bir gel de içinizden bir geçem sizin. Üf, terfiyi de aldım ki var ya taşmışım amino asidi bas gibiyim. Bu arada şaka mı? 7'şer 8'er terfi ediyoruz. Aha. Tundurayı tutun. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun diyor. Teslim oluyor da öl. Haydi tutsun amına koyayım. Kendine gel. Ne yapabilirim sana? Tamam sakinim. Burada ben biraz kötü bir açıdan gidiyorum. Normalde şu sağ kanada geçmem lazım ama neyse. Hülo. Dur. Yanlış baktık bu arada. Şöyle olması lazım. Ua. Dur bakayım. Üf. Yaptık. Okey abi. Hop. Bunu da aldık. Okey abi bunu da aldık. Üf, bizim bizimkileri zaten yok etti. Ölümüz var mı? Ölümüz yok. Yani bu kadar şövalyeye karşı bir zahmet ölümümüz olmasın yani. Bak şövalye. Yemin ediyorum üzerindeki zırhından bilir. Bak şu sıvada zırhlısı var. Aynen. Hadi yaradan da şövalyeydi. Bu arada Kerkit Kargis'in alsak mı almasak mı? Kerkit Kargis'in aslında grubu fullemek için alabiliriz. Hani sadece grubu fullemek istediğimden dolayı yani. Seher kankacım ne haber? Duyduğuma göre sen bizden kaçıyormuşsun. Gel bakayım buraya. 2-0'a 3-7 yakalayacağım oğlum boşuna kaçma. Gel bakayım buraya gel 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 gel. Bak mesela bu adam ne kadar güzel yani. Neden? Çünkü adam biliyor abi anlatabiliyor muyum? Bak yağmacıların tamam mı? Profesyonel haydutlar olduğunu oradan bile anlayabilirsiniz. Adam biliyor yani. Adam çünkü niye kendisi yağmacı yani. Bir lord gelip buna çattıysa yani lord tutup da buna askerlik teklif edecek hali yok yani. Ya da gelip paralı askerim olarak yanımda çalış diyecek hali yok yani. Helal lan yağmacılar. Sevdim lan sizi. Bu. Ona nasıl tek atamıyorum bu arada? Bu arkadaş doğana kalmış. Tabii kendi arkadaşlarının teker teker böyle tereyağı gibi devrildiğini görünce pek daha normal bir durum değil işin açıkçası. Şövalyeler gerçekten güçlü hissettiriyor ya. Güzel abi kazandık. Okey. Hiçbirini almayacağız. Sadece şu askerlerimi terfi etsem benim için kafi. Devam edelim moruk. Muhtemelen bir... Ha, iki tane şövalye. Güzel. Şimdi şu deniz yağmacıları bölgesine doğru gidip bir gidelim bir bakalım ya kimler var kimler yok. 27 kişi uğraşmam bunlarla. Böyle 40 kişilik gruplar varsa olabilir. 20 kişi 20 kişiye de uğraşmam bu arada. 35-40 civarı. Kaç kişi? 18 kişi. 18 kişiye de uğraşmam. Aha. Aha gel lan gel. Oğlum gelin lan. 38 kişi. Gel gel sen gel. Ama biriniz gelin gari da. Yakaladık mı? Yakaladık. Okey. Arazinin eğimine. Ya yürüyün gidin vurun kırın hepsini. Saldırın aslanlarım. Hadi koçlarım. Bu arada aynen. Bak bu adam şövalye abi. Bu adam bizden. Regi Ramos. Bizim adamlar belirgin olsun diye hepsine levha hazırlık verdim. Hülo. Üf bizimkiler direkt girdi bile.
Ketrin ne yapıyor acı? He doğru. Direkt yukarıya çıkmaktansa dönerek çıkmak daha mantıklı. Şimdi diyeceksiniz ne alaka amına koyayım? Abi şimdi şöyle bir olay var. Bakın onu ben size anlatayım. Hani araba mesela daha direkt böyle yukarıya doğru çıkmaz. İmkanı yok, çıkamaz. Böyle döne döne çıkar. Hani dağın etrafında döne döne çıkar. Hani Catherine'in ne yaptığı da muhtemelen o mantık. İyi, hiçbir şey almaya gerek yok. Kaçıyor STRK olsun kardeşim. Kaçma. Kaç? 4-8'e 5-4. Yakalayacağım oğlum, boşuna kaçıyor. 31 kişiyi, 30 kişiyi. Şu 30 kişilik gruplara dadanabiliriz bu arada. Ay sen 41 kişi misin? Dur ben şöyle yapacağım. Vurumun sol tarafına gideceğim. Aynen, zaten ben de canlı savaşa doğduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı olmayacak benim için. Hülo. Bizimkiler daha girişte, adamların içinden geçti bu arada. Hop. 330 güzel hasar. Hareket kalmayız. Ya o kargıcının bu gruba ait olmadığı bu kadar belliydi işte. Adam direkt bayıldı ya la. Ölseydi gülerdim bu arada. Ciddiyim bak. Bunlar sırf şeref olsun diye alıyorum. Gelin bakayım buraya. Oğlum var ya bak, bunlardan birini yakalarsam şaka maka maç buralar Texas'a döner. Bak gel işte. Şu biri ayrıldı. Cık, ben zarardayız. 3-2 hadi lan. Oha oğlum, bunlar da 3-2 koşuyor. Onlar nasıl 3-2 koşuyor? Abi sen şş, sen sahtekarsın ya. Cidden diyorum, sen sahtekarsın. Adi. Oğlum var ya, orada bir yakalasaydım. Şimdiler açıcık kıçını kaldırsaydı. Neyse, konuşmak istemiyorum. Oğlum baltayı nereye atıyorsun lan? Balta şuraya gitti bu arada. Bu ne abi? Yani kaybetmenizi bekleyemezsiniz zaten. Bu arada şeyi fark ettim. Neydi onun adı? Pek şey olmuyor yani, terfi alamıyoruz böyle. 2 kişi 3 kişi terfi edebiliyoruz yani. Onun için de gezileyin mesela 8-10 kişi terfi ediyoruz. Kardeşim sen canına mı susadın? Sen ne yapıyorsun? 5-0'a 5-4 yakalayabilir miyiz? Tabii ki yakalayabiliriz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Fake mi atıyorsun? Dur şu an aç, yiyecek adam da öyle gel. Bekle bakayım beni. Balık da alalım. Balık bile yok çünkü. Bir tane daha alalım. Hop, 25 dinar kazandık. Ana git, sarı alabilirdim. Manili asker iş yapmaz. Şu an ziyafet yok. Wow. Şaşırtıcı. 45'e 55. Burada o kadar da büyük yağmacı grupları yok ya. Yani 30 kişilik, 40 kişilik. Daha fazlası yok yani. O şu yağmacı grubuna da girdikten sonra bu arada buralardan gideceğim bu arada. Çünkü hani şehirde kalıp asker basmak benim için daha pratik yani şu an. Ben boşuna savaşıyorum burada. Tamam ya, bizimkiler vursun kırsın yatsın çizsin. Uğraştırmasınlar beni.
kaçmaya çalışıyor ama. Oğlum arkler virüslerin etrafında bu kadar hızlı sarmıyor bu arada. Bak bakınsanız abi. Aynen 30 kişi direkt yok ettik şimdi. Geriye kaldı 31 kişiyi yok etmek. Burada sıvalı şövalye varsa alırım. Veigar atlısı var. Veigar atlısını almayacağım bu arada. Okey moruk. Kaç kişi? Aha 48 kişi. Ama bu Tundur Aydut ya. Yani asker sayısının daha fazla olması benim için bir tık daha iyi sanki. Sen kaç koşun? 4-3 koşun. Kartım sen öldün bu arada. Kendine iyi... Oğlum ne kadar çok kervan gidiyor lan. Kendine iyi bak, beni düşün. Bunda şövalye var mı? Yok. Ne istiyorsun? Ne isteyebilirim? Canını istiyorum, vereceğim mi? Hadi lan canını istiyorum, vereceğim mi? Hadi söyle bakayım. Canını istiyorum desem vereceğim mi yani? Harbi merak ediyorum. Bu arada üf, bizimkiler akın akın ilerliyor. Baksana oğlum. Ayı tarafından boyatıldı bunu kankacım. Bak bunlar sana hiç yakışmıyor ha. Gerçi mesela koltuklanmış kargo ordusuyla giriş yapamamıştım. Neyse. Okey. Kazandık. Devam edelim. Bakalım bakalım. Yok ben alacak herhangi bir şey yok. 3 şövalye ne oğlum? Abi, yani yürü git ya. Çok ciddi söylüyorum yani. Burada dur, Kran şehrine uğrayacağım. Farklı yiyecekler varsa almam lazım farklı yiyecekleri de. Nerede o gider neyse. Üzüm varmış iyi. Üzümün hiç olmadığından iyidir yani. Kişi. Bak kaç kişi tarif edeceğiz şu an? 5 kişi. Savaştığım zaman kaç kişi? 3 kişi, 4 kişi falan yani. Sorun yok ya. Basacağız abi burayı komple basacağız. Sen ne yapıyorsun lan? Jirt. Bu adama biz ne vermişiz bu arada? Jirt'in toprağı yok. Jirt'in niye toprağı yok? Aramız kötü olduğu için olabilir mi? Lord Goodlands. Oğlum adamın toprağı yok lan. Aa Rolf. Rolf adamım. Sıfır sıkıntı. Ciğertin demek toprağı yok. Ben onu not aldım mı bu arada? Muhtemelen almışımdır diye tahmin ediyorum bu arada. Kaç dakika oldu? Okey bunu bir duralım.